Selam yumurseverler. Bugün Harun'un odasını yenilemek için IKEA mağazasına geldim. Harun'la evde kullandığımız ekipmanların neredeyse hepsi ROG serisinden biliyorsunuz. Şu anda da IKEA ROG serisi çıktı. Yani oyuncu ekipmanlarını oyuncu mobilyaları ve oyuncu aksesuarlarıyla da tamamlayacağız gibi düşünebilirsiniz. Kafanda oturttun mu neler istediğini? Hepsini istiyorum mümkünse. Bence sen komple odanı yaptıracağım bugün bana gibi geliyor ama. Sen bu soruları bana sormaman lazım. Kaç tane poşet alayım? 2-3 tane alayım mı bundan? Sen 3-4 tane araba al bence. Anca yeter. Evet, alana geldik. Şu anda IKEA ROG ürünlerini görüyorsunuz. Ben bunlara teker teker internetten bakmıştım ama böyle toplu halde bakınca çok daha havalı duruyormuş. Şimdi kurcalayalım. Harun, sen mi kurcalayacaksın, ben mi kurcalayayım? İlk bir sen kurcala, sonra ben kurcalarım onları. Tamam, şu an en çok merak ettiğimle başlayacağım. Şu masa. Bu masa elektrikli. Bakın şurada bunun bir kumanda paneli var. Buradan masanın yüksekliğini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bu kadar alçak olabiliyor. Yani şöyle oturduğumda nasıl olduğunu bir göstereyim. Bu senlik Harun. Ayağını sürekli masanın üstüne uzatıyorsun ya. Mesela bunu alçaltıp burayı uzatırsın şöyle monitörün arkasına doğru. Yükseltmek istediğinizde yine buradan çok basit bir şekilde sadece düğmeye basıyorsunuz. Yani şu an oturma pozisyonu çoktan geçti zaten. Bu şekilde de ayakta çalışabiliyorsunuz ya da ayakta oyun oynayabiliyorsunuz. Hatta şu an bayağı yüksek yani 1.95 boyuna kadar falan çok rahat kullanılabilir. Benim için yüksek. Referans olması açısından benim boyum 1.84 ve şu ayarlarda çok rahat ayakta takılabilirim. Onun dışında yine buradan hani 4 farklı yükseklik ayarı ayarlayabiliyorsunuz mesela. Bir oturma pozisyonu bir de ayakta pozisyonu ayarlayın mesela. Bunları buraya kaydedip tıkladığınızda direkt o yüksekliğe gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Yanına USB eklemişler. Buraya şu an bir tane kablosuz şarj pedi koymuşlar mesela. Normal USB de bağlayabilirsiniz buraya telefonunuzu vesaire şarj etmek için. Yani bayağı dolu dolu bir masa. Ayaklarındaki detaylar falan muhteşem bu arada. Şu ROG desenlerini vesaire bir görmeniz lazım. Yani zaten bu serideki her şeyde böyle ufak ufak dokunuşlar var. Böyle aşırı bağırmıyor ama böyle ufak detaylarla süslemişler yani. Bir bardak termos koymuşlar mesela. Bütün o desenler burada da devam ediyor. Böyle seti aldığınızda tamamlıyor birbirini. Bu bayağı güzelmiş bu arada. Bunu kullanırsın. Onunla çok güzel bir şey yaparım ben masamda. Çok bir şey yapma sen bununla. Kulaklığını tutsun. Bu raflardan da istiyor musun abi? Abi buradaki her şeyden istiyorum. Yani burayı komple mi istiyorsun? Abi burayı direkt benim odaya taşıyamıyor muyuz? Yani her şeyi alırsak senin odaya taşımış gibi bir şey olacağız. Senin odan zaten şey siyah gri gibi bir şey. Bunlarla birlikte bayağı olur. Bu arkadakiler çok amaçlı pano bu arada. Ben bunları böyle kalemlik falan için kullanıyordum. Evde beyazları var benim. Şu an bunun ROG serisi çıkmış ve işte böyle bir şeyler sergilemek, oyuncu ekipmanlarını koymak için vesaire kullanabiliyorsunuz. Bir dakika hemen masamı aşağı indirip göstereyim. Yani buraya bir şeyler asmak, bir şeyler sergilemek istediğinizde şöyle pek çok aksesuarı var. Bu aksesuarlarla kolayca bunları buraya yerleştirebiliyorsunuz. Farklı şeyler de var dediğim gibi. Ben evde mesela kalemlikler, buraya asılabilen böyle sepet gibi şeyler vesaire pek çok şey kullanıyorum. Bunlarla iyice zenginleşmiş. Hatta şunları ilk defa gördüm. Bunlar da yeni çıkmış sanırım. Ben de bunlardan yok. Üste görmüş olduğunuz raflar da bu sete dahil. Yine arkasında çok amaçlı pano var. Yani rafta bir şey sergilerken isterseniz hem buraya figür koyup hem de arkasına yine bir şeyler asabiliyorsunuz. O açıdan güzel olmuş bence. Bu arada bu kasa muhteşem gözüküyormuş. Bendeki kasalar da ROG serisinden biliyorsunuz ama bunu ilk defa gördüm. Ve tasarım olarak böyle çok az yer kaplayan çok şık bir kasa olmuş. Ben bundan da alayım. Yani bu burada satılmıyor ama dışarıdan alırım ben bundan da. Bu seriye özel bazı oyuncu koltukları da çıktı bu arada. Mesela şurada fileli bir tane var. Şöyle deri isterseniz yine iki çeşidi var. Birisi şöyle baklava desenli, biri biraz daha düz. Daha böyle şey duruyor. Klas duruyor mu denir? Öyle duruyor gibi. Bunların hepsinin bir tane ortak özelliği var bu arada. Bayağı hoşuma gitti bakın şimdi. Oturduğumda tekerlekler çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Ama ayağa kalktığım anda duruyor. Ve buna zorlasanız bile böyle kayıp gitmiyor. Yani normalde tekerlekli bir şeyin kayıp gitmesini beklersiniz ya, böyle duruyor. Bu da senin işine yarar abi. Ama hangisini beğendin? Aa, daha şurada da var bak. Sen seçeceksin. Güzel. Diğerlerine de oturayım. Bu da güzel. Bu da güzel. Ben en çok bunu beğendim abi. Bunu bir istiyorum. Bir kurcala. Yükseklik, alçaklık. Oo, bak buralar oynuyor. Sırtı yatıyor mu? Oo, hem sırtı oynuyor hem burası kalkıyor sırtı oynarken. Ha, destekliyor bir taraftan evet. Yani. Evet. O bu bayağı iyiymiş. Ben bunu istiyorum. Tamam, anlaştık. Bir de bak burada bir şeyler var. Gözümden kaçmaz abi bak. Ben bunları dolduruyorum abi bak. Bunu sana hediye olarak alıyorum. Bunu kendime alıyorum. Ne o? Ne olduğunu göster bir. Ne aldığını görmedim. Şu duvara asmak için olan şeylerden. Aksesuarlardan. Ha, bu şeylerden. Tamam. Evet. Ben bundan alıyorum bir de kulaklığımı koymak için. Tamam. O bundan kesin alırım. Boyun desteği. Ondan bir tane daha al. Bir tane de arabaya koyarız. Mousepad kesin alıyorum. Geçen gün sana hediye istemiştin ya. Al.
Sana hediye olarak alıyorum bunu. Bunları abi. Ben alacağım. Öyle olmuyor. Hediye aldın sana işte ya. Bak burada bardak tutucu var. Tamam onu gördük zaten orada. Bak bardağı da burada. Tamam. Bardağı şey de var bak. Mouse kablo tutucu var. Oo bir de bunu alıyorum. Hepsinden aldım. FPS oyun oynarken şey olmasın diye. Evet. Kablo karışmasın diye. Aldım vallahi abi hadi. Hadi geçmiş olsun abi. Şu çekmeceden istiyor mu? Bundan mı? Aynen. Oo bundan istemez olur muyum ya? Bu da bayağı güzelmiş. Bak bunda da detayları var ROG'nin. Çok iyi oldu bu video yine bana yaradı. Zaten her video sana yarıyor bir şekilde. Ben bu masaya oturuyorum. Bir alıcı gözüyle bakıyorum. İlk önce şunu deneyebilir miyim? İstediğin her şeyi deneyebilirsin. Aa bu çok iyi ya. Klavye senin klavyenden mi? Evet benim klavyemin aynısı. Ben bundan çok memnunum. Bayağı güzel bir klavye. Mouse farklıymış benim kullandığımdan. Bu da tatlı hele iyi oturuyor. Küçük yani. Bu monitör de bayağı güzelmiş bu arada. Kaç Hz'miş o? Kaç Hz'miş yazıyor mu? E bak şeyden Windows'tan bak. Bu 170'miş. Benimkinden iyi. Bir de kulaklık var abi. Bu kulaklık da benim eskiden kullandığım kulaklık. 3 yıl falan kullandım. Eskiden dedim bir hafta öncesine kadar kullanıyordum. Evet, evet. Şimdi kablosuzuna geçtim. Ama yani kablolu olarak kullandığım en iyi kulaklık buydu şimdiye kadar. Aa, bayağı bir şey var burada gördüğünüz gibi yani. Gelip buraya hepsini istediğiniz gibi deneyebiliyorsunuz. Ayrıca Asus'un ürünlerini de görebiliyorsunuz burada. Buraya yürürken bir şey daha görmüştüm bu arada. Onu orada koymamışlar oraya da. Bakın şurada bir tane daha şey var. Kia ROG ürünü var. Bu çok değişik bir yastık. Yani şu an yastık gibi gözükmediğinin farkındayım. Ama yani bunu böyle giyiyorsunuz. Tabii biraz daha kış için bu. Şu an yaza girdik ama. Bir dakika şu an ayakta bir garip oldu da şeyde göstereceğim bunu. Oyuncu koltuğu için bu çünkü. Şöyle bilgisayar başında pinekliyorsunuz mesela. Bir şeyler izliyorsunuz. Bunu böyle giyiyorsunuz. İşte ellerinizi burada ısıtın, bir şey yapın. Bir dünya şeyi var. Ek olarak bunu katlayabiliyorsunuz. Bu şekilde böyle fermuarını kapattığınızda da normal bir yastık gibi kullanabiliyorsunuz. Yani bunu zaten yılın 3-4 ayında falan kullanmayı tercih edersiniz. Yazın falan çok önemli değil. İşte o yazında bunu böyle bir yerde yastık olarak falan tutabiliyorsunuz. Ha bu arada bu da IKEA ROG serisine dahil. Hani yerde böyle ahşap bir şeyler varsa ve çizilmesini istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Yani sandalyenin altına da böyle halı gibi. Hani bunu da alalım gidelim. Hadi. Bu masa da IKEA ROG serisine dahil bu arada. Bu birazcık daha farklı. Yani yine şey yapabiliyorsunuz, yükseklik ayarını falan yapabiliyorsunuz. Ama bu sefer motorlu değil, manuel olarak yapmanız gerekiyor. Hani böyle masada kablolarımı saklayayım vesaire diyorsanız özellikle laptop kullananlar için bence bu masa çok daha şık olmuş. Yine tabii kasa falan da koyabilirsiniz ama biraz daha sade tasarım sevenler için bu masa da bence güzel bir alternatif. Siyahı da var bu arada. Şimdi depoya. Halı da istiyor musun? Tabii ki. Ne renk? Siyah. Gaming room'a yakışır. Siyah olanları geçtik bence abi. Bak siyahlar orada. Hangisi? Büyük olan. Büyük olandan ziyade şeyi soruyorum bak. Bunun dokusuyla bunun dokusu farklı. Ben de bakayım. Şimdi benim odamda robot süpürge temizlediği için siyah olanın dokusu daha ince. O yüzden daha iyi olur bence. Ben bunu taşıyacak bir araba alayım. Başka bir şey var mı Harun yoksa direkt depoya mı? Şimdi duvarlarım biraz boş kaldı o yüzden tablo da istiyorum. Tamam. Bu video anlaşıldı olay. Komple sana gidiyoruz. Bak burada sanat yatıyor. Ben bundan istiyorum. Yani o kadar seçenek arasından dünyanın en ünlü tablosunu mu seçtin? Evet. Bir tane mi? Bak tam bunu çekerken şurada bir tane daha gördüm. Bak burada iki tane el var. Biri senin elin, biri benim elim. Şu an kafanda ne oturttun onu anlamadım. Bunları nereye koyacaksın? Hepsini yapacağız. Sen merak etme. Sen al sadece. Siz bunları böyle taşımayın. Neyse dur ben bunları iki parça halinde götüreceğim. Evet eve geldik. Ürünlerin hepsini şu an böyle kapının oraya yığdık. Masa tablası vesaire şurada. Daha şuraya doğru devam ediyorlar. Ama bunların hepsini şimdi kuracağız ve bazılarını bu katta kurup öyle üst kata çıkaralım diye düşündüm. Çünkü Harun'un odasında hepsini böyle bir anda şey yapmaya çalışırsak kaos olacak orada. Burada rahat rahat kurarız bence. Hangisinden başlayalım Harun? En çok hangisine heyecanlısın? Ya, masaya heyecanlısın. Da o masa yukarıda. Burada masayı olmaz. Yukarıda kururuz. Kurarız. O zaman raflardan falan başlayalım bari. Rafların biri sanırım şurada. Evet birincisi tamam camlarını şu an takmayacağım. Bunları duvara sabitledikten sonra takmayı öneriyor kitapçık. Ben de her zaman kitapçıklara uyarım.
Gel bunu sen kur abi. Bak taşımasını da ben yaptım. Var mısın yarışa? Tamam aç paketi. Harbi yarışacağız mı? Harbi yarışacağız. Kitapçıksız mı yapayım, kitapçıklı mı? Sen kitapçıksız yap bence. En azından eşit olalım. Kitapçıksız yapınca mı eşitleniyoruz? Sen biliyorsun abi şu an, Allah Allah. Tamam ben kitapçıksız yapıyorum. Harun kitapçıkla başlıyor. 3, 2, 1 başla. Lan suikast ayağıma attı ya direkt şeyi. Bitti. Nasıl bitti ya? Tüm detaylarıyla hem de. Pinlerine kadar taktım. Sen orada eğlenirken ben de ötekine başlayayım. Ya yanlış taktım. Onu nasıl yanlış takmış olabilir? İki tane seçenek var. Komple ters yapmış. Ya of ya. Komik bir şey yok bence. Çok eğlendim ben. Falan. Yok bir şey yok. Sökmüş. Söktüğü şeyi tekrar ters takmış. 1B sınıfından Harun'u tebrik ediyoruz. Evet şu anda rafların ve panoların duvara montajı tamamlandı. Düşündüğümden birazcık daha fazla uğraşmamız gerekti. Çünkü daha önce bu duvara bir ses yalıtımı yaptırmıştım ben, o videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Ses yalıtımından dolayı burası böyle normal vida sıkabileceğiniz bir duvar değil. Çünkü arada süngerler, boşluklar, alçıpan vesaire bir dünya şey var. 60 santimde bir vida atabiliyoruz buraya. Çünkü 60 santim aralıklarla duvarın arkasında alüminyum bir tane profil var hani. Sadece o alüminyum profile şey atabildiğimiz için ilk önce yukarı çita çakmak zorunda kaldık. Çitaları alüminyum profile sabitleyip bu rafları da çitaya sabitledim. Özetle yaptığım şey bu. Şu ana kadar fazlasıyla havalı duruyor. Bence tamamlandığında daha da havalı olacak. Neyse, yarın devam. Yarın görüşürüz. Evet uyuduk uyandık, yemeğimizi yedik, duşumuzu aldık, geldik yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sırada masa var. Masanın ayakları ve motoru şöyle iki farklı kutuyla geliyor, bir de tablası var. Şu an nereden başlayacağımı bilmiyorum ama bir yerden başlayacağım.
Evet, an itibariyle odayı tamamladık. Başlangıçta düşündüğümden çok daha havalı bir şey çıktı ortaya. Mesela şurayı neyle dolduracağımızı falan kestirmemiştim kafamda. Sonra anlık bir kararla Red Queen'i buraya koyayım istedim. Red Queen'i buraya koyduktan sonra dedim ki bunu niye bilgisayardan kontrol etmeyelim ki? Şu anda Red Queen'in ışıklarını bilgisayarda Asus'un Armor Crate yazılımından, yani Aura Sync üzerinden istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Mesela bugün odam yeşil olsun istiyorsam, hop buradan yeşile geliyorum. Burası da yeşil oluyor. Veya buradan çeşitli animasyonlar yapabiliyoruz tabii ki. Ve ek olarak Red Queen de yetmez dedim. Bu raflara da ışık koyayım istedim ve o ışıkları da bilgisayardan kontrol edeyim istedim. Üst tarafları aşırı ışığa boğmadım bu arada ve Red Queen'i de istediğimiz zaman kapatabiliyoruz. Yani Red Queen yanmadığında şu arkadaki panoların arkasında hafif bir RGB'miz var ve raflardan da böyle alttan hafif bir RGB vuruyor. Onun dışında böyle sürekli baktığın yeri hani böyle boğmak istemezsin ya. Öyle bir şey yapmak istemedim kısacası, ama şov yapmak istediğimde de şov burada. Ekipmanlara geçecek olursak, öncelikle buraya kendi monitörlerimi koydum. Asus'un ROG PG32 WQX ya da öyle bir şey. Harun, buraya doğrusunu yazarsın. Bu monitörler 32 inç mini LED teknolojisine sahip. Yani böyle 1150 tane falan böyle küçük LED noktası var. Onlar yanıp sönerek böyle siyahı çok doğru bir şekilde verebiliyor. Zaten onu göstermek için şu an siyah açtım. OLED'den daha iyi olan yanı ise bu 1400 nite ulaşabiliyor. Yani HDR bir şey izlerken böyle bayağı şov yapıyor. Bunlar benim, ama şimdilik işte Harun'un böyle gözü gönlü açılsın diye buraya bıraktım. Sonra buraya stüdyo için topladığım kasayı koydum. Bunun içinde benim eski bilgisayar parçaları var. Bu RGB'lerle çalışırken deneme yanılma yapmak için bu bilgisayarı kobay olarak kullandım aslında. Çünkü kullandığım sistem normalde işte bilgisayarın içindeki fanların LED'leri, işte bilgisayarın içine böyle küçük 50 santimlik LED takarsanız vesaire, onları kontrol etmek için bir sistemi alıp ek enerji verip dışarıda toplam kaç metre, bir 6 metre falan LED çalıştırdım. Yani birazcık böyle bir şey, daha önce kimsenin yapmadığı bir şey olduğu için dünyada da bir örneğini bulamadım. İşte kobay olarak kullandım, ama 2 gündür deniyoruz. Hiçbir sıkıntısı yok. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla artık Harun'un bilgisayarını da takabiliriz buraya. Harun'un bilgisayarı da burada duruyor. Bu tekerlekli muhabbet bayağı iyiymiş bu arada. IKEA'dayken belki kullanırız diye almıştık bunu ya. Yani bilgisayar kasası taşımak için bayağı güzel bir şey bu. Masa zaten çok havalı. Bunu videonun başında göstermiştim ama sürekli yapasım geliyor. Çevre ekipmanlarına geçecek olursak, klavyemiz Asus ROG Claymore. İki modeli bu, kablosuz, ama kablosuz olmasına rağmen uzun saatler boyunca falan RGB'lerini yakabilen bir model. Bayağı seviyorum. Mouse'umuz yine ROG'nin Chakram X modeli. Kulaklığımız Delta S Wireless modeli. Bunun üstünde herhangi bir RGB yok kablosuz olarak çalıştığı için, ama bu haliyle de bence gayet şık duruyor. Buraya yine IKEA'dan aldığım bir tane bambu ağacı koydum. Harun bu halıyı seçti. Bence büyük ama inatla bunu burada kullanacağı konusunda ısrarcı. Bence hiç büyük değil. Tam oldu işte buraya. Ama buraya şey gelecek daha. Şu an çekim yapıyoruz diye getirmedik de Hüsnü Asya ve Fikriye'nin kafesi gelecek buraya. Olsun, bunu masanın altına iterim ben. Olur her şey. Her şey olur. Ha, bunu böyle köşeye götüreceğim. Halıyı ayaklarımın altı için istiyorum masada. Ayaklarımın altı üşümesin diye abi, anladın mı? Şimdi son dokunuşları yapacağız. Hazır mısın? Son dokunuşlar ne? Sürpriz sana. Bunu şu ana kadar sakladım. En sevdiğin sosyal medya fenomeni kim Harun? Benden sonra. Benim en sevdiğim sosyal medya fenomeni Hasbullah. Peki odan Hasbullah gibi koksun ister misin? Oha. Oğlum çok iyi lan. Bu muhteşem. Böyle küçük easter egg'ler gibi olsun istiyorum bunlar yani. Böyle direkt dikkat çekmesin ama dikkatli bakanlar da fark etsin. Bunu mutfağa as. Bunu şimdi açmayın. Onu sen arabana as. Ben arabamı aldım. Köksal Baba. Köksal Baba milli değerimiz çünkü, o yüzden. Yani evet. Evet, doğru. Atladığımız detay kaldı mı diye düşünüyorum. Videonun başında fark etmediğim mesela şöyle bir detay var. Bu çekmeceyi aslında ters olarak da kullanabiliyorsunuz ve buraya böyle kitap, dergi vesaire koyabilirsiniz. Ya da ortalıkta gözükmeyecek bir şeyleri tepmek isterseniz mesela buraya tepip hemen şöyle çevirdiğinizde kimse görmez. Onun dışında tablonun bir tanesini buraya astık. Mona Lisa'yı asacak yer bulamadık. Yani her yerde bir garip duruyor çünkü kocaman. Ama bu oldu. Bu güzel oldu. Yani Mona Lisa'yı da buraya asabilirdik ama şöyle bir tezatlık oluyor. Burası böyle çok şey, modern, RGB'ler falan, yanında bilmem kaç yüzyıllık tablo. Bir absürt duruyor yani, olmuyor. Onu ben tuvaletime asacağım. Bakışarak yapacağım tuvaletimi. Sen düşüncelerini anlat Harun. Ver kamerayı bana, ver. Şimdi abi,
Öncelikle normalde benim burada sadece bir tane masam vardı düz. Bir de monitörlerim vardı. Böyle şeydi, bayağı sadeydi yani. Hiç böyle havalı bir şeyler yoktu. Şu an böyle buralar aşırı havalı oldu. Bayağı güzel oldu yani. Mesela bu çekmece de burada bayağı iyi oldu. Çünkü benim odamda hiç çekmece yok. Direkt çekmece yok. Odamda bir şey saklayamıyorum. Buralara güzel şeyler saklayacağım abi yani, öyle söyleyeyim sana. Teşekkür etmeyecek misin abi bana? Yani konuştan kastım bana teşekkür etmen, iyi ki varsın demen falandı. Anca anlatıyorsun öyle. İyi ki varsın, çok teşekkür ederim abicim. Evet, bu haftalık videomuz bu kadardı. İlginizi çeken ürünler varsa hepsinin linkini açıklama bölümüne bırakacağım. IKEA ve Asus'a bu videodaki destekleri için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.